Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan herkesi çok sevindiren bir son dakika haberi haber merkezimize geldi. Yapılan açıklamayla Aralık ayında vatandaşın doğalgaz faturasını devletin ödeyeceği açıklandı. Şimdi bunun anlamı nedir? Ve bundan sonra Almanya'da yaşayanları neler bekliyor? Bunu hemen sizinle zaman kaybetmeden paylaşıyorum. Bakın, son dakika olarak basına gönderilen haberin detayları şunlar. Hükümet tarafından atanan uzman bir ekibin tavsiyesi sonrası alınan tüm faturaların ödenmesi kararının ardından önümüzdeki baharda devreye girecek olan planla da faturalara üst sınır getirilirken hane halkı enerji tasarrufuna yönlendirilecek deniliyor. 2023 yılının Mart ayından 2024'ün Nisan ayına kadar özel konutlarda, yani evlerde önceki yılda tüketilen doğalgaz miktarının %80'ine kadar olan kısmında kilowatt saat fiyatı 12 sent olacak. Güzel bir haber. Sanayi firmaları ise 1 Ocak 2023'ten 2024 Nisan ayı sonuna kadar önceki yıl tüketimlerin %70'ine kadar olan kısmı için kilowatt saat başına 7 sent ödeyecek. Uzman ekibin başkanı yapmış olduğu açıklamada fiyatlar Ukrayna işgali öncesi seviyesine dönmese bile bireyler ve şirketlerin sübvansiyonlar sayesinde yeni normale uyum sağlayabileceklerini söyledi. Yani şunu söylüyor: evet, Ukrayna-Rusya savaşı öncesi kadar fiyatlar ucuz olmasa da çok büyük bir oranda devlet katkısıyla vatandaşın ödeyeceği doğalgaz faturası düşecek diyor. Ve devam ediyor. Diyor ki, bu gelecekte fiyatların tekrar 7 sente kadar düşeceği anlamına gelmiyor diyen başkan, uzun bir süre Rus doğalgazını maalesef satın alamayacağız diyor. Bu aynı zamanda bize önümüzdeki 2 yılında doğalgaz açısından nasıl geçeceğini söylüyor. Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın, şu anda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ile Rusya arasında çok büyük bir kriz var. Kısa vadede bu krizin çözülme şansı yok. 2 yıldan önce de taraflar masaya oturmaz. Savaş bir nebze olsun biterse, yani bir nebze diyorum, tamamen bitmez. Savaş denilen şey de bugünden yarına bitecek bir şey değil. Ondan sonra devletlerin çıkarı ortaya bir kez daha çıkacak ve Rusya doğal olarak doğalgazını satmak isteyecek. Avrupa Birliği ülkeleri de bu doğalgazı ihtiyacı olduğu için almaya çalışacak. Göreceksiniz, 2 yıl belki de kalmayacak ama iki tarafta, Rusya'da, Avrupa Birliği'de masaya oturacak. Bugün her iki tarafta birbirine ağzına geleni saysa da devletlerin çıkarı söz konusu olunca bunların hepsi unutulacak. Hepsi aynı masaya oturacak. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bakın, Alman Sanayiciler Federasyonu Başkanı yapmış olduğu açıklamada iki aşamalı bu planın tam maliyetini hesaplamanın zor olduğunu ama 90 milyar euro civarında devletin vatandaşına bir katkısının olacağını ifade etti. Sanayi, sendika ve akademi kökenli 20 üyeden oluşan uzman panelin hazırladığı önerileri Almanya Başbakanı'nın önümüzdeki günlerde hayata geçirmesi bekleniyor deniliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, tablo bu. Bizleri önümüzdeki 2 yıl boyunca özellikle faturalar konusunda zor günler bekliyor. Devlet almış olduğu bu kararla doğru bir iş yapmıştır. Vatandaşın 1 euro bile faturasının ucuzlayacak olması olumlu bir adımdır. Ancak ülkede, Almanya'da şu anda %10, resmi rakam bu, belki de daha fazla bilmiyoruz ama devletin açıklamış olduğu %10 enflasyon var. Bu enflasyon karşısında vatandaşın parası eriyor. Öncelikle enflasyon belasını devlet başımızdan def etmedikçe bu ve benzeri alınan kararlar ne derece etkili olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir haberi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar,
Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar ya da hiç Türkiye'de çalışmışlığı olmayanlar. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar yani anneler. Türkiye'de emekli olmanız artık çok ama çok kolay. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de emeklilikle ilgili bir yasa çıktı. Bu yasanın vatandaş daha ne olduğunu bilmeden yurt dışında yaşayanlar ben artık Türkiye'de emekli olamam, devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemem gerekiyormuş diye düşünerek hayatta bir sefer olan ölene kadar alacağımız çok çok önemli emeklilik defterini maalesef kapattılar. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar daha çok emekli olmak istiyor. Ancak Ali'den, Veli'den duyduklarından sonra vatandaş bu emeklilik defterini kapatmış. Gerçekten vatandaş devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemesi gerekiyor mu? Özgür Bey'in söylediği şu. Herkesin durumu farklı. Çünkü emeklilik şartları herkes için ayrı. Bir kişi 3000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 5000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 10.000, biri 20.000, biri 30.000. Vatandaş daha durumunu bilmeden emeklilik gibi çok önemli bir konuyu kapatmış. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Özellikle ev hanımlar bakın. Çocuğu olan hanımlar 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basit. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, ömrünüzün sonuna kadar emekli maaşı almak istiyorsanız, geleceğe dair bir güvenceniz olsun diyorsanız, Türkiye'ye gittiğinizde sağlıktan, doktordan bedava yararlanma imkanına kavuşmak istiyorsanız, yapacağınız şey çok kolay. Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor WhatsApp'tan. Hemen size cevap verecekler. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun, atacağınız bir mesajla geleceğe, emekliliğe adım atacaksınız. Siz, görevli olan arkadaşlar size bir hesap numarası verecek. Sadece 120 euroya siz geleceğinizi, emekliliğinizi planlayacaksınız. Peki ne olacak? Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını yine WhatsApp'tan görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Sizi hemen arkadaşlarımız arayacak. Bir randevu günü verecek, randevu saati verecek. Siz randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile WhatsApp'tan görüntülü olarak, canlı olarak konuşacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve arkadaşlar, sosyal medyada vesairede görüyorum. Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görüyorum. Çıkıp birileri vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Artık 3-4 bin euroları unutun. Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığı alacaksınız. Sizin randevu günü tarihinde ve saatinde yapacağınız görüşmede Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin kafanızda emeklilikle ilgili ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Cevaplarını alacaksınız ve Özgür Bey size özel bir çalışma yapacak. Devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Daha sonra şartları sağladığınızda Türkiye'ye gitmenize yine gerek yok. Sizin adınıza Özgür Bey
Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bu kadar. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Hanımlara ayrıcalık var. Hanımlara indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 240 euro iki kişi için ödemiyorlar. Sadece 180 euro ödeyecekler iki kişi. O nedenle karı koca mutlaka bu fırsattan yararlanın. Bunun yanı sıra aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuz için de, onların geleceği için de değerli izleyicilerimiz, emeklilik planlamanızı hemen yaptırın. Bu büyük fırsattan istifade edin. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat sadece kanalımızın izleyiciler için. Yapacağınız şey çok basit. Önce bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone ol. Ücretsiz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ekranın altındaki telefon numarasından, WhatsApp üzerinden hemen ben emeklilik danışmanlığı eşimle birlikte almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ya da ben eşim ve çocuklarım emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ve geleceğe adım atıyorsunuz. Bakın, iki kişi emekli olsa, diyelim bir kişi 7000 TL emekli maaşı alıyor. Yılda yaklaşık 100 bin lira yapıyor bir kişi. İki kişi emekli olsa 200 bin lira yapıyor. Yaklaşık 11 bin euro para yapıyor. Az para mı? Ölene kadar garanti para. Ölsen bile çoluk çocuğuna, eşine kalıyor. Birileri beğenmiyor ya emekli maaşını. Onlara özellikle söylüyorum. Doktora gitme imkanına kavuşuyorsun. Her yıl izine gittiğinde bankada hesabına bir para yatıyor. Alıyorsun, çekiyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Daha ne olsun? Türkiye'ye gitmene de gerek yok. Artık kendi geleceğiniz için, özellikle hanımlar, sizlere söylüyorum, bu fırsatı kaçırmayın. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey, biz fırsatı kaçırdık. İşte danışmanlık ücretini maalesef 120 euro ödemedik, ihmal ettik. Çok artmış, bu fırsatta elimizden kaçtı demeyin. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel çok büyük bir fırsat. Amerika'dan Avustralya'ya kadar, Norveç'ten Güney Afrika'ya, Suudi Arabistan'a kadar, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Suudi Arabistan, Katar, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Kanada, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Herkesin istifade etmesini istiyorum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha olmayacak. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Emekli maaşlarını aldılar. Göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ederim. İşlemleri devam edenler var, müracaat edenler var. Hepsi de kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacak. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde, düşünme zamanı değil. Harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.